Onun görüşlerine başvuracağız. Bir değerlendirme almak isteyeceğiz kendisine. Hoş geldiniz Garapaylan. Merhabalar Zener Bey. Bu saldırı tabii sonrası herhalde endişeleriniz daha da fazla artmıştır. Bu siyaset içerisindeki o nefret söyleme, kin üzerine kurulan cümlecikler, biraz da o milliyetçi damarın kabartılıyor olması bunun nedenlerinden birisi mi acaba? Nedenlerinden birisi değil, temel neden Zeynel Bey. Çünkü nefret söylemleri nefret suçuna yol açar. Ve düşünün ki Raquel Dink'in meşhur lafıdır. Bebeklerden katil yaratan karanlık diye tanımlamıştı Hrant Dink'in katilini. Yani yalnızca o tetiği çeken çocuk değil, o tetiği çeken çocuğu zehirleyen karanlık olarak tanımlamıştı. Şimdi düşünün bizim gençlerimiz nasıl bir iklimde besleniyorlar? Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı ve devletler, AKP, MHP birlikteliği yıllardır her gün HDP'ye küfrediyor. HDP'lilere küfrediyor. HDP'lilerin rüyasını, hayalini, eşitlik önerilerini, demokratik mücadelelerini bir şekilde kriminalize ediyor ve onları suçluyor. Bir nefret objesi haline getirmeye çalışıyor ve bunun sonucunda nefret söylemleri nefret suçuna yol açıyor. Daha 15 gün önce İzmir'deki binamıza saldırı düzenlendi ve Deniz Poyraz kardeşimizi kaybettik. Ya oradaki kişiyi efendim biraz hep şöyle yaparlar ya, biraz akıl sorunları var, işte zihinsel sorunları var diye tanımlıyorlar ama mesele ondan ibaret değil Zener Bey. Bir iklim gençlerimizi zehirliyor. Ve o gençler ya durumdan vazife çıkararak, ki biz öyle olduğunu düşünmüyoruz. Böyle kişiler genellikle kullanılırlar. Bir sonuç olarak devlet içindeki o karanlığın kullandığı piyonlar halinde bu cinayetleri işlerler. Bu saldırıları gerçekleştiriyorlar. Bu yalnızca milliyetçi iklimin bir sonucu olarak da değerlendirmeyelim. Devlet içindeki bir güç kavgasını da bir sonucu olarak görebiliriz. Yani devlet içinde ne zamanki bir güç kavgası olsa birileri günah keçisi haline getirilir. Onlara karşı saldırılar düzenlenir, toplum kamplaştırılır, kutuplaştırılır ve güvenlikçi politikalar devam eder. Ve birileri devlet içinde yükselmeye başlarlar. Aslında 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümündeyiz. Ne mutlu ki o darbe girişimi başarısız oldu ama darbe girişiminden sonra olan sivil darbe iklimi ve demokrasiden uzaklaşmak, toplumsal sorunlarımızı çözememek, toplumsal fay hatlarının kalmasına ve derinleşmesine devam ettirdi maalesef bu nedenle. Ondan sonra bir günah keçisi olarak sürekli HDP görüldü. HDP her akşam konuşuluyor ama HDP bir nefret objesi haline getirildi ve bunun sonucunda nefret suçlarıyla karşı karşıya kaldık. Evet, bu tabii kötü bir durum gerçekten de. Şu anda hedef halinde neredeyse HDP'nin bütün ofisleri, büroları. Bir koruma söz konusu mu? Size gelen bilgiler içerisinde hani İçişleri Bakanlığı'nın aldığı bir önlem var mıdır? Yoksa yine endişeleriniz yeteri kadar önlem alınmaması mıdır? Zeynel Bey, yani sonuç olarak biz İçişleri Bakanlığı'nın başındaki zatı bir suç işleri bakanı olarak görüyoruz ve sonuç olarak her gün bize karşı nefret söylemleri kullanan bir kişinin emrindeki polislerin bizim güvenliğimizi sağlayabileceğini asla düşünmüyoruz. Çünkü her gün kendisi bu nefret söylemlerini kullanıyor. Bakın size şunu söyleyeyim, çok çarpıcı bir örnektir. Bu saldırının, İzmir saldırısının üzerinden neredeyse 3 hafta geçti. Evet. İçişleri Bakanı daha tek bir kınama yapmadı. Yani eğer ki, yani düşünün ki siz elbette siyasi görüşünüz olarak bir başka siyasi partiye karşı kızgınlık besleyebilirsiniz. Ama siz bu ülkenin İçişleri Bakanısınız. 84 milyon kişinin İçişleri Bakanısınız ve bu ülkede 6 milyon oy almış. Aileleriyle birlikte 20 milyona karşı kişiyi kapsayan bir siyasi partiye ve Türkiye'nin 3. büyük ilinde bir saldırı gerçekleştiriliyor ve İçişleri Bakanı bunu kınamıyor. Eğer ki siz bir suçu kınamıyorsanız o suçun fikren yanındasınız demektir. Ki Süleyman Soylu her gün yarattığı nefret iklimiyle bu suça yol verdiğini ortaya koyuyor. Ve düşünün ki Süleyman Soylu böyle söylemler kullandığında emrindeki polisler bizim il ilçe binalarımızı korurlar mı? Diyelim ki bir saldırganın geldiğini görürse bana ne ya, varsın saldırsın demezler mi? İşte bu açıdan İçişleri Bakanlığı'nın, özellikle çok kritik bir bakanlık olarak söylüyorum ve İçişleri Bakanı'nın mutlaka 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının İçişleri Bakanı olması gerekiyor. Ama o ben diyor ki ben Cumhurbaşkanı'nın İçişleri Bakanıyım, Cumhur İttifakı'nın İçişleri Bakanıyım ve HDP'yi düşman olarak görüyorum ve HDP'ye karşı yapılabilecek her türlü saldırının zihni altyapısını ben yapıyorum diyor ve maalesef
bu saldırılar gerçekleşiyor ve bu saldırıları kınamaya bile, yalandan bile olsa kınamaya bile tenezzül etmiyor maalesef. Şimdi geçtiğimiz günlerde 3 HDP'li sizin de aralığınızda bulunduğu Meral Danış Beşler, siz ve Hicer Özsoy birlikte Washington'a gittiniz. Çok gizemli bir ziyaret gibi geldi. Bir açıklama yapılmadı. Kimlerle görüştünüz? Çünkü hem izleyicilerimizden gelen bazı mesajlar var, hem de doğrusu bunun çok gizemli kalmasını arzu ettiğinizi çok zannetmiyorum, ama biraz açıklama yapar mısınız? Kimlerle görüştünüz? Resmi bir davet miydi? Kim tarafından davet edildiniz? Dışişleri Bakanlığı var mıydı görüştüğünüz kişiler arasında? Zeynel Bey, biz Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisiyiz ve Türkiye'nin yönetimine adayız. Ve Türkiye'de pek çok şey yanlış yolda yürüyor. Bu konuda da diplomatik temaslar yapıyoruz. Hem Avrupa Birliği'nde, biliyorsunuz biz Avrupa Konseyi'nin bir üyesiyiz. Orada parlamenterlerimiz var. Sürekli olarak dış ilişkilerde bulunuyoruz. Aynı zamanda Washington'a da yılda en az iki kere gidiyoruz ve diplomatik temaslarda bulunuyoruz. Yani bu rutin bir temastı ama bu dönemde nedense büyütüldü. Yani biz orada algılanacak bir şey yok. Sonuçta Türkiye'nin meselelerini konuşuyoruz. İnsan hakları meselelerini, demokrasi meselelerini, Türkiye-Amerika ilişkilerini, bunların nasıl daha iyi olabileceğini, Türkiye-Amerika'nın pek çok sorunu yok mu? Bununla ilgili bizim de sonuçta pek çok çözüm önerimiz var. Türkiye'nin demokrasisiyle ilgili pek çok çözüm önerimiz var. Bu ilişkilerin daha iyileşmesi, Türkiye'nin Batı ile olan sorunlarının çözülmesiyle ilgili çözüm önerilerimiz var. Bunları da hem Amerikan yönetimiyle, hem Dışişleri Bakanlığı'yla, hem Senato'yla, düşünün biz parlamenteriz, orada da parlamenterler var, senatörler var, efendim kongreleri var. Bunlarla istişarelerde bulunduk, bilgilendirmelerde bulunduk. Çünkü bakın, Erdoğan yönetimi sürekli olarak Washington'da. Sürekli olarak orada lobi şirketlerine para aktarıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Yüz milyonlarca dolar bizim vergilerimizle parayı lobi şirketlerine aktarıyor. Lobi şirketleri de Erdoğan yararına, o Göbels makinesi, yalan pompalıyor senatörlere, kongrelerine. Efendim HDP şöyle, HDP böyle, HDP şunlarla ilişkili filan diye yalanlar pompalıyor. Bizim de böyle bir imkanımız yok. Sonuç olarak Amerika'daki büyükelçiliğimiz bu anlamda yalan makinesini devreye sokuyor. Lobi şirketleriyle senatörlere yalan makinesi devreye sokuluyor. Biz de bir heyet olarak gidiyoruz, kendi gerçekliğimizi anlatıyoruz. Durum bizim zaviyemizden şöyledir diyoruz. HDP'ye karşı kapatma davaları devreye sokuluyor. Siyasi kumpaslar devrede diyoruz. Bunları anlatıyoruz. Yani kendimizi anlatıyoruz ve Türkiye-Amerika ilişkilerinin nasıl daha iyi olabileceğini, demokratik bir Türkiye'nin bütün dünya için çok daha önemli olduğunu ve bizim bunun için mücadele ettiğimizi anlatıyoruz. Yani onların algısını değiştiriyoruz. Ve çok önemli, bakın Zeynel Bey, size bunu da belki ilk kez anlatacağız. Gerçi daha önce Meral Hanım da söyledi ama ben buradan da anlatmış olayım. Biz Amerika'ya gittik. Yani temaslarda bulunduk. Bizim temasta bulunduğumuz herkesle bizden bir hafta önce Türkiye'den bir heyet temasta bulunmuş, biliyor musunuz? Kim o heyet biliyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sizin arasında bulunmadığınız bir heyet. Bulunmadığımız zaman onu söyleyeceğim. AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti, 4 parti birlikte anlaşmışlar, Washington'a gitmişler. Ve HDP'ye bu ziyaretten dolayı haber vermemişler. Biz Dışişleri Bakanlığı'na gittiğimizde, ya geçen hafta heyet geldi, siz orada yoktunuz, biz sorduk, dediler efendim, HDP gelmek istemedi demişler. Bakın, dünyada özellikle Amerika'da en ayıp olan şey yalandır. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir heyeti oraya gidiyor ve HDP gelmek istemedi diye yalan söylüyor. İşte bizi dışlıyorlar bu anlamda ve biz oraya gittiğimizde hayır biz davet edilmedik dediğimizde bu ülkemiz için bir ayıp olarak gördük. Ve bu politika Zeynel Bey, az önce mesela Marmaris'teki saldırı veya İzmir'deki saldırı olarak düşünün. Bence bunun altyapısını yapan konulardan birisi de budur. Siz HDP'yi dışlarsanız, yani Türkiye'nin 3. büyük siyasi partini dışlarsanız, Amerika'ya 4 siyasi parti birlikte ziyarette bulunursanız ve o ziyaretin hiçbir efendim beis yok, elbette yapabilir, bununla ilgili sorun yok, ama siz HDP'yi dışlayıp ve bu tesadüf olarak biz de bir hafta sonra oraya gittiğimizde vay HDP acaba niye gitti diye derseniz, işte o ayrımcı politikalar devreye geçmiş olur. Yani bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Biz niye birlikte gidemiyoruz? Biz Türkiye'nin 3. büyük siyasi partisiyiz. Bu anlamda bunu herkesin sorgulaması lazım. AKP-MHP birlikteliği bunu sorgulamadı ama
CHP ve İYİ Parti neden HDP yok diye sormadan o heyete katılıyor. İşte burada bir sorunumuz var. Biz bazen elbette Cumhur İttifakı'na kızıyoruz antidemokratik uygulamalarından, faşizan uygulamalarından, ama bazen Millet İttifakı da benzer politikaları işte bu açıdan biraz üstünü örterek devam ettiriyor. Bu da bizi elbette gelecek adına umudumuzu biraz kırıyor Zeynel Bey. Evet, şimdi bu tabii bu ziyaret, hani Diyarbakır'a gittikten sonra Erdoğan'ın orada bir açılımdan belki bir çözüm olabileceğinden söz etmesi, ardından HDP içerisinde bazı seslerin dile gelmesi benzer. Ve ardından da tabii Pervin Buldan'ın en son konuşması sonrası da hani nokta konulması gibi bir durum oluştu. Acaba bu ziyaretin içerisinde bu çözüm sürecini cesaretlendirecek ya da başlatabilecek unsurlar var mıdır? Amerika yönetiminden görüştüğünüz kilit isimlerden ne gibi görüşler aldınız? Böylesine bir çözüm süreci beklentisi var mıdır Amerika'da? Çünkü Biden'ın belki politikası çok daha farklı olacak. Çünkü yalnız değilsiniz diye mesajlar vermişti. Daha çok kariyerinin başında dolayısıyla Kürt seçmenlere, daha doğrusu. Ne diyorsunuz? Var mı böyle görüşmeler içerisinde çözüm? Zeynel Bey, öncelikle şunun altını çizelim. Erdoğan Diyarbakır konuşmasında herhangi bir kişi izlese o konuşmasının büyük çoğunluğunda HDP'ye küfür ediyor. Yani HDP'lilere hakaretler yağdırıyor. Yani düşünün ki çözüm sürecini tekrar başlatmayı düşünen bir lider herhalde böyle bir konuşma yapmaz. Ve mevcut Erdoğan iktidarı şu anda pek çok kötücül iktidar ortağıyla beraber karanlık bir yolda yürümektedir. Ve suçları HDP'lilere karşı çok büyük oranda uygulamaktadır. Yani böyle bir iktidarla yeniden bir çözüm süreci umudunun başlamasını acaba kimler de görüyor ben bilmiyorum. Biz görmüyoruz. Çünkü her gün bu iktidarın yarattığı kötülüklerin mağduru olanlarız bizler. Ve bu iktidarla en büyük mücadeleyi verenleriz. Bakın, her gün mücadele veriyoruz. Her gün bedel ödüyoruz. Bu açıdan biz şu anda böyle bir umut görmüyoruz. Ve Amerika'da da onu söyleyeyim. Türkiye bir umutsuz bir vaka olarak görülüyor. Bu üzüntü verici. Çünkü yani düşünün 10 yıl önce veya 15 yıl önce parlayan bir yıldız olarak, demokratikleşen bir ülke olarak bir şekilde görülebiliyordu. Ama şu anda umutsuz bir vaka olarak görülüyor. Avrupa'da Türkiye'yi umutsuz bir vaka olarak görüyor ve Avrupa Birliği'nin bilmeliyiz Zeynel Bey. Ve bu durum, yani demokrasi krizimiz, aynı zamanda ekonomik krizi de yarattı. Yani hem demokraside küme düştük, lig düştük. Hem de ekonomide lig düştük. Ve Avrupa artık bizi bir Pakistan, bir Mısır olarak görüyor. Ve Amerika da bu şekilde görüyor. Ve yalnızca çıkarları çerçevesinde bakıyor. Yani biz de şunu ikna etmeye çalışıyoruz. Türkiye'de hala demokrasiye inanan milyonlarca insan var. Ve bu konuda mücadele eden insanlar var. Yani Türkiye'yi umutsuz bir vaka olarak görmeyin diyoruz biz de diplomatik temaslarımızda. Yani çünkü Türkiye'yi umutsuz bir vaka olarak gördüğünüz takdirde Türkiye bu karanlığın içinde debelenir durur. Hukuk dışı işlemler yapıyor mesela bu iktidar. Bunların içinde debelenir durur. O açıdan biz Türkiye'de bu mücadeleyi büyütüyoruz. Siz de bir umutsuz vaka olarak görmeyin. Ve Türkiye'deki sonuç olarak demokrasi mücadelesi verenlerle ilgili siz de takipte olun diye bir çağrımız var. Bunun ötesinde bir şey yok. Zaten bakın bu mücadeleyi biz vereceğiz Zeynel Bey. Biz, siz hep beraber Türkiye'nin demokrasiye, barışa inanan bütün yurttaşlar olarak veriyoruz. Dünyadan da en fazla... Ya bu konuda gölge etmeyin veya bu konuyu takip edin noktasında bir talebimiz olabilir. Amerika bize ne faydası olacak sunacak? Türkiye'deki insanlar kulağının üzerine yatıp bu faşizme sessiz kaldıktan sonra dünya bize hiçbir faydası olamaz. Önemli olan bizim mücadeleyi büyütmemiz ve demokratik, medeni dünyayla ilişkilerimizi tekrar rayına sokmak üzerine bir iddiamız olması gerekir. Mesela Türkiye'yi yeniden Avrupa Birliği üyesi yapmak üzerine siyasetin bir iddiası olması gerekir. Amerika ile ilişkileri normalleştirmek üzerine bir iddiası olması gerekir. Amerika'nın yalnızca bir üssü, bir garnizonu gibi gören kişiler var. Erdoğan ne diyor? Ben Afganistan'da senin bekçin olurum diyor. Bu çok yanlış bir düşünce. Binlerce Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı Afganistan'a gidecek. Efendim Amerika'nın bekçisi olacak. Niye? İşte efendim Amerika bize ambargo koymasın diye. Bu bizim için bir hakarettir Zeynep Bey. Bunu asla kabul edemeyiz. Böyle bakmamız gerekir. Yani biz demokrasi mücadelesini büyütmeliyiz. Geri kalan dünyayla da medeni dünyayla da ilişkilerimizi düzeltmeliyiz. Kavga üzerinden değil, hem içeride hem dışarıda barış üzerinden bir perspektifi oturtmalıyız diye düşünüyoruz ve bunun için mücadele veriyoruz. Siz biraz önce söylediniz, HDP dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir heyet
CHP, Cumhuriyet Halk Partisi dahil olmak üzere İYİ Parti dahil olmak üzere Washington'a gitmiş demek ki. Ancak onlarla ilgili çok fazla haber okuyamadık. Sizinki de biraz gizemli kaldı. Neyse siz bir açıklama en azından getirdiniz. İşte ise bu geziyle ilgili yani uluslararası ilişkiler çerçevesi içerisinde yapılan bir gezi olduğunu anlıyoruz. Peki HDP'nin kapatılması gibi hani diğer partilerden farklı bir durum var sizin için. Amerika'da nasıl görülüyor HDP'nin kapatılması konusunda? Hani Türkiye'ye telkinlerde kapatılmaması konusunda telkinlerde bulunma ihtimali var mı? Sizin aldığınız izlenim nedir? Zeynel Bey, öncelikle şunu söyleyeyim. Yani biz burada ne söylüyorsak dışarıda da aynısını söylüyoruz. Hani bazen şöyle gizemler yaratılıyor ya, HDP gitti şöyle yaptı. Ya biz burada da bu iktidarı şikayet ediyoruz, bu iktidarın hukuk dışı uygulamalarını. Orada da aynı şekilde şikayet ediyor. Diyoruz ki yani bu iktidar hukuk dışı bir yola girmiştir ve bu yüzden de Türkiye-Amerika ilişkileri bozulmuştur diyoruz. Yani ve Amerika'da da şöyle bakılıyor, onu söyleyeyim. Mesela HDP'nin bu heyetten dışlanması çok ayıplandı. Bütün yaptığımız görüşmelerde bir yalanla beraber Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç bu yalanı bütün görüşmelerinde söylemiş ve bu çok ayıplandı. Ve bu dışlanmanın, ötekileştirilmenin doğru olmadığı şekilde vurgulandı. HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili de takip devam ediyor ama sıkıntı şurada Zeynel Bey. Bakın 6 yıldır Erdoğan sonuç olarak demokrasi yolundan çıktı ve yani geçmişte de illa bir demokrasi yolunda demek istemiyorum ama tamamen çıkmış durumda. Ve Avrupa'yı da nasıl sessizliğe büründürdü bütün bu hak ihlalleri konusunda? Göçmen ve mülteci meselelerini bir silah olarak kullandı Avrupa'ya karşı. Ve Merkel ve Macron Türkiye'deki hak ihlallerini tamamen bir kaygı seviyesine indirdiler. Efendim çok kaygı duyuyoruz diye Saadet Suya tweet açıklamalar yapmaya başladılar. Ve bunun sonucunda Erdoğan bunun sefasını sürdü. Yani mültecileri tut, 3 milyar euro ben sana vereyim, insan hakları ihlallerine karşı sessiz kalayım dedi Avrupa ve bunun üzerine Erdoğan da bunun neşesini sürdü. Şimdi Amerika'ya karşı da aynı politika uygulanmaya çalışılıyor. Yani ben Afganistan'da senin bekçin olayım, sen de efendim buradaki insan hakları ihlallerine karşı sessiz kal. İşte kapatma davasıyla ilgili de bizim öyle bir kaygımız var. Avrupa da şu anda böyle bakıyor. İşte kapatmasanız iyi olur efendim diyor, kaygı olarak belirtiyor ama daha ötesine geçmiyor. Amerika'da da bu Afganistan meselesi üzerine sanki böyle bir durum olacakmış gibi geldi bize, onu söyleyebilirim. Yani Afganistan'a asker gönderirse Türkiye, işte Amerika'nın bekçiliğini yaparsa, işte HDP'yi de kapatırsan buna karşı sen de sessiz kal gibi sanki bir durum, zımni bir anlaşmayla karşı karşıyayız. Ama şunu söyleyeyim, yönetimde belki böyle bir çıkarcılık söz konusu olabilir ama kongrede bunun böyle olmayacağını biliyoruz. Yani kongre hak ihlallerine, parti kapatmalara, insan hakları ihlallerine, LGBT haklarına, kadın haklarına karşı çok daha duyarlı. Ve bu konuda hani biz Türkiye'de belki yönetim baskı altına alamıyoruz ama Amerika'da biliyorsunuz kongre ve senato yönetim üzerine çok etkilidir. Çağırırlar bakanları, hesap sorarlar. Siz niye bu hak ihlali konusunda yeterince tepki vermeniz diye hesap sorarlar. İşte biz de bu açıdan diplomatik temaslarda bulunduk. Bu konuda gerekli efendim tepkilerin oluşması için temaslarda bu kadar açık, yani bunun ötesinde burada ne söylüyorsak aslında orada da aynılarını, biz de parlamenteriz. Amerikan Senatosu Kongresi'ndekiler parlamenter, onlarla bu konularda konuştuk ve sonuç olarak Türkiye-Amerika ilişkilerini konuştuk. Bunların ötesinde herhangi bütün komplo teorilerinin hepsine biz gerçekten yani hayretle karşılıyoruz Zeynel Bey. Daha fazlasını aramaya gerek yok diyorsunuz. Evet. Uluslararası ilişkiler. Peki son olarak Millet İttifakı var bir yandan. HDP'nin desteği olmadan hani mevcut iktidarı değişmesi de mümkün olmayacağının bilincinde olan bir Millet İttifakı. Fakat ortakları arasında bazı sizin hani HDP'yi dışlanması meselesi Millet İttifakı içinden de oluşabilen bir durum. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Önümüzdeki hani sizin de zikrettiğiniz gibi 2022 belki içerisinde bir seçim olma ihtimali de var. Öyle de gözüküyor. Ankara'daki kulisler de bunu söylüyor. Nasıl bir hazırlık içerisindesiniz? Kendinizi Millet İttifakı'yla nasıl ilişkilendiriyorsunuz? Var mı sizden, size gelin işte birlikte hareket edelim diyenler? Zeynel Bey, şöyle bir hazırlık içindeyiz, onu net bir şekilde söyleyeyim. Bakın AKP-MHP birlikteliği yoldan çıkmış durumda ve bu ülkeyi büyük bir karanlığa doğru sürüklüyor ve mutlaka kurtulmamız gerekiyor. Bundan hiçbir şüphe yok ve bu konuda her türlü sorumluluğu alacağız, yani bu iktidardan kurtulmak için. Ancak diğer taraftaki Millet İttifakı da Türkiye'ye demokrasi vaat etme konusunda
ciddi bir cesaretsizlik içinde olduğunu da görüyoruz. Yani demokrasi diyorlar, insan hakları diyorlar ama bunun sınırı Kürt mahallesine gelince duruyor. Yani Kürt'e doğru gelince duruyor. Veya LGBTİ konusunda olsun, diğer konularda olsun yeterince cesaret göstermediklerini görüyoruz. Bizse HDP olarak kendi iddialarımız çok daha güçlü. Yani demokrasi konusunda herhangi bir sınırımız yok. Yani Türkiye'de, Kürt'te, Ermeniye'de bütün halklara karşı topyekun demokrasi vaadindeyiz. Ve bu konuda sınırımız yok. Biz bu açıdan şimdiki iddiamız, onun üzerine çalışıyoruz. Üçüncü yolu, yani kendi yolumuzu büyütmek üzerine bir iddiamız söz konusu olacak. Çünkü biz Millet İttifakı'na defalarca bu demokrasi ittifakı konusunda çağrı yaptık. Ya bu ittifakta bir arada olalım demek değildir. Gelin Türkiye'yi birlikte nasıl düze çıkaracağız konusunda konuşalım demektir. Ama İyi Parti basıncı veya CHP içindeki bazı keskin ulusalcıların basıncı noktasında Millet İttifakı bu cesareti gösteremedi. Şimdi biz şu konuda zaten hazırlıklarımız vardı. Biz kendi siyasetimiz, yani üçüncü yolu büyütmeye çalışacağız. Ne AKP-MHP ittifakı ne CHP-İYİ Parti ittifakı. Aynılaştırmıyorum bu arada, bunu asla yanlış anlaşılmasın. Biz kendi yolumuzu büyüteceğiz ve HDP'nin sonuç olarak bir ittifak, yani sonuç olarak feminist mücadele var, emek mücadelesi var, ekoloji mücadelesi var, içinde halkların mücadelesi var. Bu mücadele birlikteliğini biz seçime kadar %20'nin üzerine çıkarmak gibi hedefimiz var. Siyasette bir karşı hegemonya kırmak gibi bir hedefimiz var. Ve gelin bu sınırları aşalım diyeceğiz. Eğer biz HDP'yi %20'nin üzerine çıkarabilirsek, o noktada CHP ve İYİ Parti mutlaka bu noktada ve Saadet, Deva ve Gelecek Partileri'yle birlikte bir yol bulup, ilkeler bulup, yani Kürt meselesinin demokratik çözümünü, efendim Türkiye'de kadınların özgürlüğünü, ekoloji mücadelesini, emek mücadelesini konusunda mutlaka uzlaşmamız gerekiyor, konuşmamız gerekiyor. Ama sanıyorum kısa vadede bu konuşmanın şartları yok. O açıdan biz artık emeğimizin %90-95'ini kendi düşüncelerimizi büyütmek ve siyasetteki etkinliğimizi artırmak için kullanacağız. Ondan sonrasını diğer ittifaklar düşünsünler. Yani hem AKP-MHP ittifakı hem CHP-İYİ Parti ittifakının biz Türkiye'ye demokrasi vaat etmek konusunda çok da fazla, özellikle AKP-MHP ittifakının tabii ki bir cesaret olduğunu düşünmüyoruz. Bu cesareti biz göstereceğiz ve Türkiye'yi bu karanlıktan çıkarmak konusunda en büyük iddiayı ortaya koyacağız Zeynel Bey. Peki. Çok teşekkürler Garop Aylan. Ben teşekkür ederim. Özellikle de Washington ziyaretiyle ilgili detaylı ve ayrıntılı bilgiler verdiniz. Merak edilen buydu. Çok gizemli kalmıştı. İyi oldu. Çok çok sağ olun. Gösterdiğiniz, davetimize gösterdiğiniz ilgi için sağ olun. Teşekkürler Zeynel Bey. Hoşçakalın.